Arkadaşlar hoş geldiniz. Milli takımın bugünkü rakibi Honduras'tı ve Honduras'ı 4 masada 4-0 yenerek tabii ki güzel bir galibiyet yazıyoruz kenara. Güzel başladık turnuvaya ve Emrecan'ın da bugün Kevin Garcia'ya karşı mücadelesi çok güzeldi. Tabii ki diğer karşılaşmalar da çok ilgi çekiciydi ama en güzeli buydu, o yüzden bugün bunu anlatmak istiyorum. Beyazlarda Emrecan oyuna E4'te başlıyor. Bu arada birinci masada Mustafa Yılmaz, İkinci masada Emrecan, üçüncü masada Vahap Çanal ve dördüncü masada Cemilcan Ali Marandi ile birlikte güzel bir kadroyla güzel bir galibiyet elde etmiş olduk. D6 oynuyor Kevin Garcia ve D6'dan sonra tabii ki burada hemen merkeze alıyorsunuz D4'te. At F6 ile E4'de bir baskı var burada. At C3'te onu savunduk ve G6'dan sonra fil G5, vezir de, fil G7'ye de vezir D2 oynuyorsunuz ve ileride burada uzun roku hazırlamış oluyorsunuz. Aynı zamanda fil H6 ile birlikte burada da ileride H4 H5 sürüşlerini kovalamanız gerekiyor. Zaten C6'dan sonra ilk yapılan hamle fil H6 oldu. Rakip hemen rok atıyor ve ona karşılık da H4 oynandı. Tabii ki siyahlar zamanı olsa fil H8 oynayacaklar kare E8'den sonra ama bu zaman yok kare E8'den sonra. Tabii ki fil H8'i hazırlayana kadar fil G7 oynandı. Şah G7 ve H5 oynanıyor. Tabii ki isteklerden bir tanesi vezirin H hattı özellikle açıldıktan sonra vezirin H6'ya gitmesi ki devamında da H7'ye bir baskı oluşturmuş olacak. HG6, HG6 ve E5'ten sonra at bir yere döndüğü zaman da burada zaten vezir H6 ve vezir H7 oynayabiliyorsunuz. Belki matlar bile çıkıyor tabii ki. Belli hamleler mesela at G4'ler tabii ki bunları engelliyor ama F3'ten sonra atı dönmeniz lazım. Birçok hamlenin burada aslında güzel kalmayacağını siyahlar için söyleyebiliriz. Ancak at G8 dönmüş olacak. Ona da zaten güzel bir şekilde konumu ayarlayabiliyorsunuz. At H5 almayı tercih etti rakip. At H5'ten sonra hemen kale H5 olmuyor. O yüzden öncelikle bir tabii ki fil E2 oynuyorsunuz. Ve fil E2'den sonra buradaki atı fille alacaksınız. Ve devamında kale H5 ile birlikte buraya bakmış olacaksınız. E5 sürdü rakip. E5'ten sonra fil H5, G H5'e kale H5 oynanıyor. Tabii ki vezir F6 ile beraber vezir H6 engellenmiş oldu. Ama at G2 ile birlikte artık yavaş yavaş bu atta oyuna girecek. E4'e at D4. Ve burada kale E5'e şimdi tabii ki hemen kaleleri kesmek istemiyoruz. Çünkü kale burada H hattında bize lazım. Uzun rok atacağız. Diğer kaleyi getireceğiz ama öncesinde kaleyi kaçmamız lazım. Kale H2'ye kaçıyor. Çok güzel bir şekilde ve fil F5. Tabii ki Kevin Garcia burada muhtemelen şöyle düşünüyor. Ben olabildiğince taşları oyuna çıkmam gerekiyor. Atı da bir yere çıkacak ve kale ile birlikte artık E4'e baskısını sürdürmüş olacak. Diyor ki at F5 alırsa rakibi ben vezir F5 alacağım. Çok da bir sıkıntı olmayacak diyor ama sıkıntılardan bir tanesi böyle bir konumda. Vezir artık H6'ya bakıyor. Evet siz vezirle beraber H7'yi tutacaksınız ama yeterli olacak mı? At F5 şimdi burada vezirle birlikte aldınız, açmaz var, dikkat ederseniz buradaki vezir alınamıyor. Tabii ki uzun rok hazırlayacaksınız ama henüz değil çünkü vezir H6'yı kaçırmamanız gerekiyor. Şah G8'e saklandı çünkü artık şahın da saklanabilecek çok fazla bir yeri kalmadı. Şah burada belki H8'e giderse vezir F8'in mat olduğunu görüyoruz. O yüzden mecburen burada tabii ki G8'e dönmek zorunda ve G8'e döndükten sonra da kale H3. Çünkü E4 savunuluyor. Burada çok da bir sıkıntı çıkmayacak kale E4 fedasından. O yüzden buradaki kale G3'e bir çözüm bulmanız gerekecek. Ve onu ancak vezir G6 ile yapabiliyorsunuz. Kale G3 açmaz var, vezir H6'ya alamıyor. Burada at D7 tabii ki gelişime devam etmek isteyecek ama kale G6, FG6'dan sonra bir de uzun rok. D6 isteniyor. Burada vezire kale üstünsünüz. Hatta rakibiniz mesela burada kale H5 gibi bir şey oynarsa vezire 3 de çekebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmadan böyle bir feda ile birlikte oyun sonu da kazanabilirsiniz. Ama zaten bunu oynamayacaktı. Ve burada siyahlar düşündüler ve dediler ki burada artık çözüm yok. Siyahlar kaybediyor ve Kevin Garcia Cuestas devam etmek istemiyor 21. hamlede. Ve Emrecan çok güzel kazanmış oluyor. 4-0 güzel kazandık. Yarın biraz daha zorlu rakip gelecek ve bakalım ondan sonra turnuvanın heyecanını yaşayacağız. Umarım Türkiye süper bir oyunla yarın da kazanacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.